Türkiye'de gerçekleşen göçler serbest göçler. Şimdi neden insanlar bulundukları yerden başka bir noktaya kendilerini giderler? Birkaç sebebi var bunun. İtici faktörler var. Mesela bir şehir merkezinde ya da kırsal alanda iten bir takım faktörler var. İten faktörlerden en önemlisi iktisadi faktörler. Daha çok iş alanlarındaki azalmalar, istihdam olanaklarındaki kısıtlanmalar ya da özellikle tarım sektöründeki gelir beklentilerinin oldukça düşmesi. Bir noktadan yani sermayenin az yoğun olduğu bölgelerden sermayenin yoğun olduğu bölgelere doğru bir geçiş olabilir. İktisadi faktörler bunlardan en önemlisidir. İkincisi beklentiler içerisinde eğitim çok kritik bir konu. Eğitim olanaklarının dar olduğu, bir takım olanaksızlıkların olduğu bölgelerden özellikle genç nüfus başka bir noktaya taşınabiliyor. Eğitim kritik bir konu. Sağlık imkanları özellikle belli yaş üstü gruplarda daha imkanların yüksek olduğu, sağlık olanaklarının olduğu yerlere göç gerçekleşebiliyor. Bütün bu beklentiler, bu değer beklentiler, sektörel beklentiler İstanbul tarafından karşılanıyor maalesef. İstanbul özelinde konuşursak eğer son verilere göre İstanbul en çok göç alan fakat bir şey daha var. En çok göç veren de kent statüsünde. Neden? Hadi bu iten faktörleri açıkladık, çeken faktörleri de söyledik. Şimdi İstanbul'dan iten faktör de var artık. Yani İstanbul'da artık bir itici kent. Neden itici kent? Çünkü dünyada buna döndü aslında. Yani kent merkezlerindeki yoğunluktan kurtulmak isteyen ya da kent merkezlerindeki yaşam maliyetleri çok yükseldiği için kırsal mekanlara dönüş başladı yavaş yavaş. Onun için İstanbul'da itici kent statüsüne yavaş yavaş geliyor. Ve buradaki yaşam maliyetlerinin yüksekliği, insan yoğunluğu, trafik yoğunluğu, elbette ki iş imkanları, eğitim olanakları çok yüksek ama artık insanlar kırsal noktalarda da yaşamı tercih etmeye başladı.